Türkiye'de yerel teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla sunduğumuz Chip Tech Talk canlı yayınımıza devam ediyoruz. Biraz önce bir yarım saat 45 dakikadır Qualcomm'un 5G çözümleriyle ilgili bir basın toplantısını sizlere verdik. Şimdi yanımızda Qualcomm Türkiye'nin yeni genel müdürü Gökhan Güleç var. Bütün bu açıklamaları yapan aslında hani neredeyse sormak istediğimiz her şeyi anlattınız. Evet. Öncelikle ben hayırlı olsun çok diyerek teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Şimdi aslında söylediğim gibi hani hazırladığım soruların hepsini bir şekilde aslında toplantıda şey yaptık, gerçekleştirdik. Elimizden geldiği kadar. Çok teşekkürler. Kısaca hani böyle sizlere de çok zamanınızı almadan hani kişisel düşüncelerinizi, belli konularda kişisel düşüncelerinizi sormak istiyorum. Memnuniyetle. Şimdi bu daha önceki Qualcomm Summit'te vardım ben de, şeyde düzenlenen, Hawaii'de düzenlenen. Orada hani çok etkileyici. Beğendiniz mi? Çok beğendim ve çok etkileyici bir 845 ve yeni bir PC platformu gördük aslında bakarsanız. Hatta yani, Mobile World Congress'ten sonra en fazla yayıncı kuruluşun katıldığı bir summit olmuş. Evet, çok büyük bir summit'i. Çok güzel. Yani etkileyici ve hani bir şekilde aslında bir gövde gösterisine dönüştü biraz Qualcomm için. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Şimdi Ultrabook'lardan sonra aslında hani hepsine geleceğiz ama orada tabii çok beklemediğimiz bir şeydi bu yeni PC platformu. Evet, sürpriz oldu. Evet, sürpriz oldu hepimize. Evet. Şimdi onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi Ultrabook'lardan sonra çıkan yeni bir platform. Aslında Always On PC'yi nasıl Türkçe'ye çevireceğiz şimdi açıkçası ben de bilemedim ama her zaman açık PC'm. Doğru kişi değilim bunu sormak. Her zaman bağlı PC mi? Evet, her zaman bağlı PC diye. O daha mantıklı bence. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Daha önce bir aslında bir netbooklarla ilgili yaşanan, belki de netbookların yanlış adreslenmesinden kaynaklı bir şey oldu. Hani insanlarda bir memnuniyetsizlik oldu. Yani evet. O bir net şey geldi ve geçti. Evet. Şimdi bu benzer platformda yine böyle daha düşük güç tüketimli, daha uzun dayanabilecek ve böyle yüksek performans değil de daha çok mobil olan ve işte böyle daha business'a, daha iş insanlarına yönelik bir cihaz platformu gibi duruyor. Evet. Hani siz ne düşünüyorsunuz bunu? Nerede konumlamak lazım bunu? Aslında açıkçası evet bir tecrübe var ama önemli olan o tecrübeden öğrenimler ve bu öğrenimlerle beraber neleri yaptığınız. Şimdi bugüne kadar beklemiş olmamızın sebebi de, ana sebebi de bu. Şimdi ben neler düşünüyorum? Açıkçası az önce toplantıda da anlattım. Özellikle ikisi bir arada gibi ürün kategorileri, ekranı büyümüş akıllı telefonlar. Bizim akıllı telefon tarafında çok önemli farklı alanlarda tecrübemiz var. Biz bu tecrübeleri aslında ikisi bir arada gibi ürün kategorilerine de getirebiliriz, yansıtabiliriz. Şimdi zaten bunlarla ilgili birkaç tiyo da verdik size. Evet. Nedir bunlar? Always on, yani her zaman internete erişimi olan PC'ler veya ikisi bir arada bilgisayarlar. Bunun yanında pil ömrü uzun bilgisayarlar. Windows 10'a Windows 10'un enable edilmediği, optimize edildiği bir platform, işletim sistemi. Bunun yanında farklı avantajlar da var. Bana sorarsanız zamanla bu müşteri tarafında hem iş hem de son tüketici tarafındaki faydaların ne kadar anlamlı olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi benim her zaman önceliklendirdiğim, şirketimizin de her zaman bir işi yapmadan önce baktığı yer son tüketiciye ne kadar fayda sağladığımız. Bu alanlarda biz sağladığımız faydayla belirli alanlarda ön plana geçeceğimizi düşünüyoruz. İyi üretici partnerlerimiz de var ki bunların bir kısmını da lansmanda gördünüz. Asus var, Lenovo var. Lenovo galiba şeyde gelecek, CES'te duyuracağız. Evet, CES'te duyuracağız. HP var. Hep beraber göreceğiz. Yani en kötü yeni bir işletim sistemi dünyasında söz sahibi olan yeni bir üreticinin bu domaine girmiş olması bence sadece fayda sağlar. Hep beraber göreceğiz. Hemfikirim o konuda. Benim hani şuradaki hani yani bunun olmasını ve yani ileriye doğru gitmesini istediğim için özellikle şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de genelde de belki globalde de o şekilde ilerliyordur. Hani tüketici bir şey gittiği zaman işte bir mağaza, elektronik mağazaya gittiği bir notebook ya da bir dizüstü işte alacağı zaman şu şekilde ilerliyor. İşte bakıyor böyle uygun fiyatlı, uzun ömürlü pil ömrü. Belli hani kriterlerimiz vardı. Telefondan alışkanlık edindiğimiz. Bunları uyan ve hakikaten de fiyatları da uygun olan bir yeni platformu görecekler karşılarında. Dolayısıyla bu onlar için büyük bir satın alma kararını etkileyecek bir unsur. Şimdi bunu aldıkları zaman şunu biliyor olmaları gerekmesi lazım. Hani bunu aldım ben her şeyimi çözecek. Çünkü netbook'ta da aynı sıkıntı olmuyor.
olmuştu. Burada çok operatörlerle olan işbirliği çok kritik. Çok, evet, onu çok iyi anlatıyor olmak gerekiyor tabii, aslında. Çünkü burada mobil veri kullanımı fazlaca olacağı için, tabi burada maliyet tarafına da bakacak son tüketici. Burada doğal olarak operatörlerle yapılacak, üreticilerin yapacağı işbirliği çok kritik. Ve ben bu işbirliklerinin olabileceğini düşünüyorum. Bu maliyete benimli bir şekilde en az noktaya indirebilmek ve bu katma değeri müşteriye taşıyabilmek için göreceğiz hep beraber. Ben de çok merak ediyorum. Çok yeni bir alan bizler için de. Ama girmemiz gereken bir alandı. Geç bile kaldık bana sorarsanız. Aslında hani dediğim gibi çok hızlı bir şekilde gidiyor ama mobilde kalmaması gerekiyordu Qualcomm'un. Evet. Zaten sunucu işlemcilerini aslında bir göz kırpmıştı. Evet. Bir masa üstüne doğru geleceğinden daha önce. Haklısınız. Bunu bekliyorduk aslında. Evet. Şimdi o zaman şey sorayım. Gerçi hani çok fazla üzerinden geçtik toplantıda ama ben özellikle hani diğer basın mensubu arkadaşlarının da sorduğu sorulardan da biraz aslında üzerine belki biraz daha vurgulamamız gerekiyor. Çok zorlamayın beni ama. Yok yok. Onunla özellikle zorlamayacağım. Hadi bir de rahatsızsınız. Tamam, geçmiş olsun. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir durum var. Hani 5G deyince gelen sorulardan da ben hala şunu görüyorum. Şimdi bir hız beklentisi var. Ve mobil, sadece mobil düşüncesi evet. var. Şimdi aslında hani 5G deyince ben hani özellikle benim ben çok ilgi alalım IoT olsun işte VR, XR, MR ya da işte otonoma giyilebilirler, akıllı evler falan çok özellikle ilgi alanı olduğu için bunu çok fazla detaylı araştırıyorum. Özellikle son tüketici tarafı. Son tüketici tarafı tabii biraz da yayınımla ilgili olarak. Evet. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey var. 5G'de aslında hani hız çok en çözümün en ufak noktası aslında. Hani tabii ki. Birçok farklı noktada şu anda olamayan birçok çözümü mümkün hale getirecek aslında 5G. Evet. Çünkü genelde sorular hep işte 5G'nin hızı işte şöyle hız artışı olacak. Hız artışı olacak. Ama temel hedef o değil şu anda. Evet değil. Yani hani özellikle lansmanlarda bütün Qualcomm lansmanlarında hep vurgulanan işte böyle kritik noktalarda özellikle böyle işte itfaiye gibi evet. ya da farklı kullanım alanlarında ya da özellikle eğitim alanlarında tıp eğitiminde evet. ya da diğer mesela eğitimin ulaştırılamayacağı alanlarda oraya bilginin götürülmesi açısından evet. Büyük faydalı. O yüzden hani böyle 5G'nin aslında böyle hani hızın dışında tam neler getireceğini son yani bir kez daha sizden alayım ben. Güzel soru. Hepimiz öğreniyoruz bu arada. Evet, kolay değil bu konu. Çok geniş bir konu. Ama az önce de anlattığım gibi 3 ana katmanda ben görüyorum 5G'nin faydasını. Birincisi az önce anlattığınız gibi daha çok kapasite ve hız gelişimiyle alakalı. Burada bizim yaptığımız bir lansman var. X50 ailesi, modem ailesi. Burada farklı denemelerimiz de oldu. Henüz bu işlemciyle çalışan cihazlar piyasada değil. 2019'da göreceğiz. Oradaki hızların ne olacağını operatörlerin de yaptığı yatırımlarla beraber hep beraber deneyimleyeceğiz. Fakat esas sizin sorunuz IoT alanında nasıl faydaları olacak? Bizim hayatımıza nasıl değer katacak? Yani ne yapacağız ki biz daha farklı kullanım senaryolarında bu teknolojinin faydasını göreceğiz? Ben sorunuzu böyle alıyorum. Evet. Ve orada da aslında yapılabilecek çok iş var. Hatırlarsanız birinci geliştirme kapasite ve hız demiştim. İkinci ana katman latency yani nasıl diyelim Türkçe az önce de konuşmuştuk. Gecikme hızının kritik olduğu bazı servisler var. O da autonomous car yani sürücüsü olmayan araba kullanımı gibi alanlar. Bu ikinci katman. Üçüncüsü de Massive IoT dediğimiz. Aslında bugünkü LTE teknolojileriyle çözemediğimiz bazı senaryolar. Şimdi bana sorarsanız 5G'ye giderken 4G'de yapacaklarımız var. Yani 4G teknolojisini geliştirirken aslında birçok IoT senaryosunu çözebiliyor olacağız. Yani bugün NB-IoT, LTE-M ki bunlardan kısmen bahsettik. Bu iki teknoloji 2G'de yaşadığımız IoT dünyasındaki bazı sıkıntıları adresliyor olacak. Hem maliyet anlamında, hem coverage anlamında, hem de pil ömrü anlamında. Fakat bazı senaryolar var ki bu az önce yine konuştuğumuz otomotiv sektöründe çok saniyenin çok kritik olduğu bu senaryolarda maalesef 4G ile adresleyebileceğimizi düşünmüyoruz. Onun için 5G'yi beklememiz gerekiyor. Yine
yine LTE bazı tabanlı NB-IoT ve LTE-M teknolojilerinin çözdüğü bazı senaryolar var. Ama bu senaryolardaki hız da bir saniyede 1 megabit hızına kadar. Bunun üstünde yine aynı avantajları, maliyet, coverage, pilömür avantajlarını sağlayan herhangi bir teknoloji 4G'de mevcut değil. Bunlar için de 5G'yi beklememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi şu anki öncelik 5G'de, şu anki Release 14, Release 15'teki öncelik daha ağırlıklı kapasite ve hızla alakalı. IoT alanındaki gelişmeleri sanki biraz daha Release 16'da görecekmişiz gibi gözüküyor. Biraz daha 4G'deki geliştirdiğimiz teknolojilerin kullanımıyla bazı senaryolar var. Onları adreslemek temel hedef olacak gibi duruyor. Önümüzdeki birkaç sene. Anladım. Peki şimdi son olarak da şeyi sorayım. Şimdi önce çok toplantıda üzerinden konuşmadık ama özellikle bu son summit'te çok fazla üzerine duruldu. Yapay zeka. Evet. Şimdi ben yapay zeka ile ilgili özellikle düşüncelerinizi almak istiyorum. Şu konuda şimdi hani bir yapay zeka işlem birimi var 845 içinde. Evet. Şimdi IoT tarafında harici olarak hani daha önce katıldığımız böyle başka firmaların özellikle sadece yapay zeka üzerine işlemcileri var. Yani neural processing unit, MPU unit. Yani bunu sanırım Almanya'daki en son Fujitsu'nun summitinde Fujitsu'nun da bir duyurduğu işlemci var. Evet. Bu konuda Qualcomm'un böyle hani sadece yapay zeka tek başına bir işlemcisi. Şu anda size açıklayabileceğimiz bir işlemcimiz yok. Hı-hı. Bununla ilgili içeride bazı çalışmalarımız mevcut. Ama size bahsedebileceğimiz, şu anda hali hazırda anlatabileceğimiz bir şey yok. Ama yapay zekanın özellikle X20 ailesinde ki ST845'i modeminin lansmanını yaptık, siz de oradaydınız. Oradaki kattığı katma değer çok kritik. Özellikle bazı senaryolar var ki, yani müşterinin hiçbir şey yapmadan ne yapmak istediğini ona soran, ona söyleyen bu senaryolar aslında biraz da hayatımızda son tüketicinin hayatına girmiş olacak. Bugün çok bilmiyoruz bunları. Bunun getirdiği faydaları görmüyoruz. Evet. Bu faydalar hayatımıza girdikçe talep de artacak bunlarla alakalı. Gelin beraber bir takip edelim bu gelecek ürünlerle bunlar nasıl katma değer katacak. Bu arada da ben size söz veriyorum. Yeni gelişmelerden mutlaka sizi haberdar edeceğim. Yani bu kadar yüzü geleceğe dönük bir firmanın tabii ki, mutlaka tabii ki. Yapay zekanıza çok fazla tabii ki. İnşallah biz de heyecanla bekliyoruz, göreceğiz. Tabii ki, tabii ki. Zaten temel amaç burada sizleri izleyenleri sadece bizim ürünlerimizle ilgili bilgilendirmek değil. Yani bugün internetle beraber her bilgi erişimimiz var. Ama bizim Qualcomm olarak sadece kendi ürünlerimizle alakalı değil, bütün sektörlerle alakalı çok bilgimiz var. Bunları sizlerle tabii ki paylaşmak, sizlerin aracılığıyla tüketicilerle paylaşmayı çok isteriz. Ama tam zamanı şu anda değil. Tamam, peki. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zamanınız memnuniyetle. Her zaman. Görüşmek üzere. Sevgiler. Türkiye'de yerli teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla sunduğumuz Chip Tech Talk canlı yayının sonuna geldik. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.